Ve TFF, Fenerbahçe'nin Süper Kupa tarihinin değişmesi ve yabancı hakem yönetmesi teklifini reddetti. Yönetim ise U19 ile maça çıkma kararını aldı. Bu kesin. Ancak işin tuhaf kısmı, Fenerbahçe resmi sitesinden Süper Kupa maçının es geçilip Olympiakos hazırlıklarına başladık paylaşımında idman toplarının Avrupa organizasyonları topu değil de Türkiye Kupası, Süper Lig ve Süper Kupa maçlarının toplarının olması dikkatlerden kaçmadı. Acaba dedirtti. Peki Fenerbahçe U19 ile çıkarsa ya Fenerbahçeli futbolcular fark yerse tedirginlikleri yaşanırken Sarı Lacivertli yönetimin yapacakları ise belli oldu. Sahaya 9 kişiyle çıkmak. Futbol müsabaka talimatına göre bir takım sahaya en az 9 oyuncuyla maça başlamak zorunda. Maç sırasında ise en az 7 oyuncuyla maça devam edebilmekte. Bir takımın maç sırasında kadrosu 6 kişiye düştüğünde ise maç hakem tarafından tatil ediliyor. Fenerbahçe işi sağlama alıp ceza almamak için müsabaka kadrosuna sadece 9 kişi yazacak ve maça 9 kişiyle başlayacak. Ancak daha sonra 3 oyuncu muhtemelen sakatlık gerekçeleriyle oyundan çıkacaklar ve hakem de Sarı Lacivertli takımın kadrosu 6 kişiye ineceği için maçı kurallara göre tatil edecek. Sarı Lacivertliler böylece U19 takımıyla sahaya çıktığı maçta Galatasaray karşısında farklı bir skorla mağlup olma ihtimalini ortadan kaldırarak maçın tatil edilmesiyle skorun hükmen 3-0 aleyhine sonuçlanmasını sağlayacak ve Süper Kupa ezeli rakibe hediye edilmiş olacak. Diğer yandan TFF hiçbir şey yokmuş gibi kararlarını vermeye devam ediyor. Fenerbahçe yönetimi maça çıkmayacağını, oynayamayacağını söylüyor. TFF hakemi bile atadı. İki kulübün de daha önceden 7 Nisan tarihini kabul ettiği gerekçesiyle reddeden TFF, maçın hakemi olarak da Volkan Bayarslan'ı açıkladı ve Fenerbahçe'nin yabancı hakem başvurusunu da reddetmiş oldu. Fenerbahçe'nin yabancı hakem başvurusunu da reddetmiş oldu.